Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem lastik yerine hem de ana model yerine kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. Özellikle bağlamalı lastiği bilmeyen herhalde yoktur ve çok sevilen, çok tutulan bir modeldir. Görünümü ile bağlamalı lastiğe rakip olabilir ama örülüşü çok çok daha kolay bir model anlatacağım sizlere. Öncelikle ipinden bahsetmek istiyorum. Alize Baby Best anti peeling özelliğine sahip bir ip. Bambu karışımlı bir ip. Bu şekilde burada renk numarası bulunmakta. 100 gramı 240 metre olan bir ip. Şimdi bu modele gelince, modelim çiftli ilmeklerden oluşuyor. İki ve katlarını ayarlayarak ilmeklerinizi şişinize takın ve benimle birlikte örmeye başlayın. Ben 20 ilmeğimi şişime taktım ve hemen örgüye başlıyorum. Önce başlangıç olarak bir sıra ilmeklerimin tamamını arka yüzden ters olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi arka yüzden bir sıra ters ördükten sonra ön yüze geldim. Ön yüze geldiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonra bir ilmek şişime doluyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyorum ve bir kez ipimi şişime doluyorum. Sonra birinci ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum ve bırakıyorum. Tekrar ipimi bir kez şişime doluyorum. İki ilmeğimi birlikte önce düz olarak örüyorum. Sonra bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Böylece birinci ilmeğimi örgümün sonuna alarak bir kez daha örmüş oluyorum. İpimi bir kez doluyorum. Önce iki ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime dolayarak ilk ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Böylece iki tane ilmeğimiz varken toplamda dört tane yeni ilmek elde etmiş oluyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte önce kesiyoruz. Sonra ipimizi şişimize dolayarak ilk ilmeği bir kez daha örüyoruz. Son kez bir doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. İpimi bir kez şişime doladım. Ve ilk ilmeği bir kez daha ördüm. Kalan kenar ilmeğimi örerek sıramı bitirdim. Bu modelde önce bir ilmek dolayarak artırıyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte üç tane ilmek olacak şekilde örüyoruz. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Burada şuradaki artırdığım ilmekten sonra bakın üç tane ilmek var. Bu arttırdığım ilmekten sonraki dört ilmeğin önce ilk ikisini birlikte ters örerek topluyorum. Sonra kalan ikisini birlikte ters örerek topluyorum. İlmeklerim üçerli gruplar halinde kendi arasında ayrılıyor. Başındaki dolayarak artırdığım ilmekle birlikte dört tane. Önce ilk ikisini ters örerek topluyorum. Sonra kalan ikisini. Sıra boyunca ilmeklerimizi ikişerli olarak ters ördüğümüz yerde birlikte topluyoruz. Sadece buradaki sıralama önemli. Artırdığımız ilmek bu 4 ilmeğin en sonunda olmak zorunda. Sıra boyunca ilmeklerimizi ikişerli olarak ters örüyoruz. Yıldız modeline de benzeyen bir görüntüsü var.
Bağlamalı lastiğe de benzeyen bir görüntüsü var. Bebek örgüleri, bayan yelekleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İkişer örerek geldim. Son kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa aynı modeli kaydırarak tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Bir önceki sırada hemen dolayarak iki modele modelimizi uygulamış iki ilmeği. Bu defa önce bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte topluyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum ve ilk ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Hiçbir fark yok. Bir önceki sırada yaptığımız modelin aynısını yapıyoruz. Sadece başlangıçtaki bir ilmeği düz örerek modelimizi her defasında bu şekilde kaydırıyoruz. Bir doladık. İki ilmeği önce birlikte düz örerek kesiyoruz. İpimizi bir kez doluyoruz ve birinci ilmeği bir kez daha örüyoruz. Aynı şekilde son iki ilmeğime de modelimi uyguladım. Burada iki ilmeğim kaldı. Bunları düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arka sıraya geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Aynı şekilde bu ön yüzde düz ördüğüm ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın sonda artırdığım ilmeğim var. Önünde de 3 tane ilmek bulunmakta. Bunları ikişerli olarak ters ördüğümüz yerde kesiyoruz. Ve sayıyı tekrar eski haline getirmiş oluyoruz. İplerin rengi de gerçekten çok güzel. Çeşit çeşit ipleri elime alınca hepsinden bir şeyler öresim geliyor. Eminim sizler de böyle rengarenk ipleri görünce hemen örmek istiyorsunuzdur. Bakın sonuna geldiğim zaman aynı şekilde burada bakın iki ilmeğim var. Bunu ön yüzde düz ördüğümüz için arka yüzde de hiçbir işlem yapmadan sadece ters örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün başlangıcına geldim. Burada kenar ilmeğini alıyorum ve hemen bir tane ilmek doluyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Bir kez ipimi şişime dolayarak ilk ilmeği bir kez daha örüyorum. Öncesinde mutlaka ilmeğimizi doluyoruz şişimize ve iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. Burası bir önceki iki modelim. Bu iki modelimin tam arasına gelecek şekilde yeni modelimi uyguluyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte önce düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime dolayarak İlk ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bir doladım ve son iki ilmeğimi de aynı şekilde örerek kenar ilmeğime kadar geldim. Arka yüze geçtiğimiz zaman da kenar ilmeğini alıyoruz. Burada artırdığım ilmek, önünde de 3 tane daha ilmeğim var. İkişerli olarak bunları sıra boyunca kesmeye devam ediyorum. Modelim biraz ilerledi. Hem yıldız modeli hem bağlamalı lastiği
benzer bir görünümü var. Herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Lastik yerine de kullanabilirsiniz. Ana model yerine de kullanabilirsiniz. Yalnız tek farkı lastik gibi toparlayan bir yapıya sahip değil. Burası da arka diz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.